Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli harika, çok pratik bir tarifle geldim. Evet, bir çay bardağı tahinim var. Güzelce bir kaseme sıyıralım tahinimizi. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu ekleyeyim. Bardağımı tamamen tahinli almak için şöyle karıştırıyorum ve içine ekliyorum. Ve şöyle bir yemek kaşığı toz şekerim var. Onu da ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Çok basit bir tariftir. Gerçekten çok seveceksiniz bu tarifi. Evet, bu tarifimde çok basit bir malzeme kullanacağım. Hemen hemen hepimiz alırız müflöy hamuru. Müflöy hamurun üzerine bir miktar altına ve üstüne un serpiyorum. Açabildiğim kadar açacağım müflöy hamurunu. Evet, hamurumu açtıktan sonra hemen tahinimi alıyorum. Erittiğim şekerli yağlı tahinimi üzerine şöyle bir miktar gezdiriyorum. Yaklaşık 3 tatlı kaşığı kadar veya biraz daha fazla olabilir. Ve bir fırça yardımıyla her tarafına sürün. Bol tahinli seviyorsanız biraz daha tahin ekleyebilirsiniz. Ben biraz daha tahin ekleyeceğim. Ve kenarından başlayarak aynı kol böreği yapar gibi, börek yapar gibi güzelce sarıyoruz. Evet, bu şekilde. Sardıklarımızı kenara alıyoruz. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. Müflöy hamurumu alıp açmaya devam ediyorum. Bu şekilde diğerini de açtım. Aynı şekilde üzerine hemen tahin döküyorum. Bir fırça yardımıyla sürüyorum tahinimi. Ve aynı şekilde kol böreği sarar gibi müflöyümü sarmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde. Çok sıkı sarmayın. Onu da yan tarafa alıyorum. Bu şekilde 7 yaprak müflöyü kullanacağım. Evet, bütün müflöylerimi açtıktan sonra hemen 2 yemek kaşığı pekmezimin içine yarım çay bardağı su ekledim ve böyle geniş bir tabağıma alıyorum. Hemen hamurlarımı bu şekilde pekmezli suyuma batırıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra hemen yine geniş bir tabağıma susam serptim ve susama batırıyorum. Ve tepsime hemen aynı kol böreği sarar gibi bu şekilde sarmaya başlıyorum. Pekmeze batırın. Susama batırın. Bakın bu şekilde. Aynı kol böreği sarar gibi sarıyorum. Evet, bakın bu şekilde tepsiye aynı kol böreği sarar mantıkta. Çok sıkıştırmayın. Hafif şöyle aralarını açabilirsiniz. Kabarmasına izin verelim çünkü. Yerleştirdim. Kalan pekmezimden şöyle elime alıp hafif hafif biraz daha sürebilirsiniz. Bir kaseye alıyorum kalan pekmezi. Bu şekilde üzerine sürüyorum. 180 derece önceden ısıttığım fırınıma veriyorum tahinli böreğimi. Evet, gördüğünüz gibi fırınımdan çıktı. Şu anda çok sıcak ama size şöyle göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel şekilde pişiyor. Böyle tek tek ayırabilirsiniz. Harika bir lezzet. Çok güzel oluyor. Çok çıtır artı çok sıcak şu anda. Ben şöyle içinde göstermek istiyorum. Bakın tahin gayet güzel gözüküyor. Çok sıcak. Normalde bu tür şeyler sıcak yenmez. Fakat
Ben sizinle birlikte şöyle tadına bakmak istiyorum. Çıtırlığını görüyorsunuz. Kesinlikle muhteşem. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Kimin ne dileği varsa gerçek olsun. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.